Mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Çok değerli kardeşlerim, saygıdeğer Müslümanlar, öncelikle hepinizi sevgiyle, saygıyla, hürmetle şu mübarek Ramazan gününde selamlıyorum. Allah-u Teala yaptığımız, yapacağımız ibadetlerimizi kabul buyursun. Bu güzel günler hürmetine, tuttuğumuz oruçlar hürmetine Rabbim iki cihanda bütün ümmeti Muhammed'i aziz eylesin. Bu salgınlardan, insanların oyunlarından, sıkıntılardan, dertten, şeytanın, insin, cinnin şerrinden cümlemizi muhafaza eylesin inşallah. Değerli kardeşlerim, bildiğiniz gibi devlet yetkilileri bu hastalıktan, bu virüsten kurtulabilmek için çeşitli önlemler alıyor. Biz de vatandaş olarak bu önlemleri harfiyen uygulamamız icap ediyor. Çünkü böyle krizlerde yetkililerin aldığı önlemlerin dışına çıkmak muhakkak ki hem o hastalıkların hem de önlemlerin yok olmasını sağlayacaktır. Bizim işimiz, biz birer iyi vatandaş, birer temiz Müslüman olarak hem Rabbimizin emirlerini yerine getirmek hem de yetkililerimizin bizlere daha güzel günlerde ibadetlerimizi yapabilmek, yaşayabilmek için söylemiş olduğu önlemleri, almış oldukları önlemleri uygulamamız icap ediyor. Dolayısıyla bugüne kadar yetkililer neyi dediyse biz bütün insanlar gibi bunları uyguladık. Bundan sonra da uygulamamız icap etmektedir. Allah'a çok şükür kişisel ibadet için, yani sen ben bir camide namaz kılmak istiyorum dediğinde cemaat olmadan yalnız başına gidip bir camiye ayın 17'sine kadar ibadetini yapabiliyoruz. Yapabiliyoruz. Mesela ben bugün bir camimizden size sesleniyorum. 17'sinden sonra camilerde ibadete de izin verilecektir. Ancak bunun da kuralları olacak ve bu kurallara uymamız lazımdır. Çünkü salgın çok büyük insan kitlesini bildiğiniz gibi telef etti. Hastaneleri hastalarla doldurdu, ölümler oldu. Bundan korunmak, nefsi korumak, canımızı korumak, kendimizi korumak farzdır. Dolayısıyla bu alınan önlemleri hem kendimizi korumak hem başkasına zarar vermemek üzere düşünmek lazımdır. Bundan sonra 17'sinden sonra yapılacak hususları biz yazılı olarak sosyal medya üzerinden sizlere efendim bildirdik. Ama buradan sesli olarak da bazı şeyleri tekrar etmekte fayda olacağını ben ümit ettiğim için karşınıza böyle geçmiş bulunmaktayım. Sevgili kardeşlerim, 17'sinden sonra camiler açıldı diye herkesin evdeki bütün halkı toparlayarak camiye gitmesi gibi bir lüksümüz yoktur. Camiler ibadete açılacaktır 10 metrekarede bir kişi olmak şartıyla. Yani 150 metrekarelik bir camide, ben Muhacir Mahallesi camisindeyim, buraya 15 kişi caminin içine gelecek. Alt üst. 15 kişi de dışarıda, avlusunda, bahçesinde, sokağında düşünürseniz 30. Hadi sokağı bütün kapatsanız 50 kişi. 50 kişinin haricinde yetkililerin koyduğu kurala göre camide doluşmak yanlıştır. Eğer birinde virüs varsa bunu herkese bulaştırmaktır. Camilerimiz huzur yerleridir. İnsanların zarar göreceği yerler değildir. Bunu öncelikle güzel kestirmemiz ve bilmemiz, görmemiz lazımdır. Dolayısıyla sevgili kardeşlerim, yaşlı olanlarımız, hasta olanlarımız, çocuklarımız lütfen, hatta hanımlarımız ibadetlerini evde yapsınlar. Efendim teravih açıldı, haydi bakalım eski usulle, eski usul artık yok. Eski usule geçene kadar çok vakit lazım. Dolayısıyla genç olanlarımız, efendim aileden aile reisi,
Ve bu şartlara uygun, biraz sonra da ifade edeceğimiz şartlar olacak. Onlara uygun bir şekilde camiye efendim gelinirse öyle tahmin ediyorum ki hem önümüzdeki süreci güzel atlatmış oluruz hem de sıkıntılardan uzak kalmış oluruz. Herkes öyle doluştuğu zaman ne olur? Camiler efendim fesat yuvasıdır, hastalık yuvasıdır diyerekten camilerimizin kapatılmasına devam edilecektir. Bu da vebaldir. Veyahut da üst üste efendim eskiden olduğu şekliyle safları sıklaştırarak ibadete kalkıştığımız zaman birinde hastalık olursa herkese yayılacak. Yine aynı şekilde camilerimize, Müslümanların ibadetine zarar getireceğiz. Onun için rahatsız olan evinde kılsın teravihini. Önümüzde cumalar olacak. Bunların nasıl olacağını, bayram olacak, nasıl olacağı üzerinde çalışmalar var. Bunları ifade edeceğiz. Ama teravihler hususunda efendim evde kılmanın da çok büyük bir ecir olduğunu, çok büyük bir sevabı olduğunu bilmekte fayda vardır. Ben şahsen efendim camiler 17'sinden sonra açılacaktır. Yaşlıların ve çocukların, hanımların evlerinde kılmasını istirham ediyorum. Camilere giderek efendim bu tehlikeden ne camiyi tehlikeye ne de kendilerini tehlikeye koymamasını istirham ediyorum. Sevgili kardeşlerim, camiler inşallah açılacaktır. Açıldığı takdirde abdesthaneleri kapatacağız. Tuvaletleri affedersiniz kapatacağız. Abdesthanelerdeki havlular kalkacak. Camilerdeki tesbihler kalkacak. Efendim ayakkabı çekecekleri kalkacak. Ve camiye gelirken eldivenli, maskeli gelmenizde, seccadenizle gelmenizi de rica edeceğiz ve böyle olmasında çok büyük fayda ve yarar olacağını da ifade ediyorum. Çünkü cami kolunu herkes tutacaktır. Eldiveniniz olursa dışarı çıktığınızda eldivenizi çıkartır atarsınız. Ne başkasına bulaştırır ne de başkasından size bulaşır. Eğer bir sıkıntı ve dert hastalık varsa. Dolayısıyla bunlara dikkat edeceğiz inşallah. Cami giriş çıkışlarında üst üste efendim izdiham yaparak değil, ara ara mesafeyi koruyarak girip çıkışlarda da dikkatli olmakta fayda vardır. İmam arkadaşlarımızı dinlemenizde çok büyük yarar vardır. İmam arkadaşları saf düzenini nasıl söylüyorlarsa o şekliyle yapmanızda çok büyük fayda olacaktır. Çünkü yetkililer gelip baskın yaptığında ve imamın söyledikleri dinlenmediği takdirde belki cezalar olacak, belki camiler kapatılacak. Tekrar söylemekte fayda olduğu için tekrar ediyorum. Bu vebali taşımamamız lazımdır. İbadethanemizi korumamız lazım. İbadethanedeki kardeşlerimizi korumamız lazımdır. Kendimizi kısacası korumamız lazımdır. İnşallah bu önlemleri aldığımız takdirde Rabbim bize eski günlere dönebilmeyi nasip edecektir. Bunları da konuşulmamış farz edeceğiz inşallah. Onu temenni ediyoruz. Ama onu temenni etmemizin efendim yalnız temennide kalması fayda etmez. Bunu icraata dökmek icap eder. Dışarıda efendim mesafeyi kolluyoruz. Camiye giriş çıkışta kolluyoruz. Çarşıya çıkışta kolluyoruz. Efendim maske konulması gereken kalabalık yerde maskemizi kullanıyoruz. Elimizi temizliyoruz. Efendim zaten Müslüman temizdir. Abdestimizi devamlı alıyoruz. Hazreti Peygamber'den alınış şekliyle abdestin alındığı takdirde hiçbir efendim mikrop bize zarar vermeyeceğini de söylemekte yarar ve fayda vardır. Ben hepinize tekrar hayırlı Ramazanlar diliyorum, hayırlı ibadetler diliyorum. Evdeyken dolu dolu Ramazan ayını, ibadet ayını yaşamanızı da ben buradan tekrar hatırlatmak istiyorum. Orucuyla, Kur'an'ıyla, ibadetleriyle efendim bütün güzellikleri yaşamak lazımdır. Her musibette bir hayır vardır. Bunu hayra çevirmek lazımdır. Bunu her defasında söylüyoruz. İnşallah Rabbim güzel günlerde buluşmayı tekrar camilerimizde ibadet, beraber ibadet etmeyi nasip eylesin. Ama dediğimiz şekliyle bu geçiş sürecini çok güzel efendim yaşamamız lazım. Dikkatli olmamız lazım. Başkasına da saygı duymamız lazım. Kendi nefsimizi de korumamız lazım. Ben bu duygu ve düşüncelerle hepinize tekrar tekrar
tuttuğunuz oruçların kabulünü, Ramazan ayının da hayırlara vesile olmasını Rabbimden diliyor. Tekrar tebrik ediyorum. Hayırlı günler, hayırlı iftarlar, hayırlı sahurlar diliyorum.